Güneş kötüleri bile aydınlatır. Cesur insan özgürdür. Zaman gerçeği ifşa eder. Her dahi bir parça delidir. Gerçek gecikmeyi sevmez. Korkunun sebebi bilgisizliktir. Her kitaplık bir cezaevi kapatır. Öfkenin en iyi ilacı geciktirmektir. Yaşıyorsak hala umut var demektir. Büyük bir servet, büyük bir köleliktir. Gelecek kaygısı olan kişi ne mutsuzdur. Kendisiyle dost olan herkes de dost olur. Adaletsizlik sonsuza kadar hükmedemez. Kitap okumayan insan kör, sağır ve dilsizdir. Altın ateşle sınanır, güçlü insanlar zorluklarla. Dinmeyen acılar insanı zalim ve kayıtsız yapar. Her şey biz ona nasıl bakarsak bize öyle görünür. Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir. Hasta olduğun için değil, yaşadığın için öleceksin. Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileriye doğru yaşanır. Para ile satın alınan sadakat daha fazla para ile de satılır. Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çabalamalıyız. Daha mutlu birini rahatsız eden kimse asla mutlu olmayacaktır. Mutlu bir yaşam, kendi doğasıyla uyum içinde olan bir yaşamdır. Bilen birine öğüt vermek gereksizdir. Bilmeyen birine ise yetersizdir. Fakir insan bazı şeylerden mahrumdur. Cimri ise her şeyden mahrumdur. Paylaşacak dostlarınız yoksa iyi şeylere sahip olmanın bir anlamı da yoktur. Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir. Köleliğin zincire vurduğu kişi azdır. Kendini köleliğe zincirleyense daha çoktur. Konuşmayı çok erken öğrendim. Susmayı öğrenmem içinse yaşlanmam gerekti.
vazgeçmeye hazır ve istekli olanlar dışında hiç kimse hayatın gerçek tadını alamaz. Dinler, sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır. Bütün kaygılardan kurtulmak istiyorsan, korktuğun şeyin başına geldiğini düşün. Kendilerini midelerine ve cinselliklerine kaptıranlar onursuzluğa gömülüp giderler. Sürekli ikiyüzlülükle azap çekmektense içtenlikten dolayı hor görülmek daha iyidir. Aslında zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler biz cesaret edemediğimiz için zordur. Eğer sahip olduğunuz şeyi yeterli görmüyorsanız, dünyaya sahip olsanız da mutlu olamazsınız. Hayat öyle lanet bir şey ki, ya yanlış zamanda doğru insanı karşına çıkarır, ya da yanlış insanla zamanını harcatır. Korkularımız tehlikelerimizden daha fazladır ve gerçekte olduğundan daha çok hayal gücümüzün içinde acı çekeriz. Kimi insanlar yaşamda hiçbir amaca sahip olmadan yaşarlar. Bu gibi insanlar bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmez, ancak suyun akışına kapılarak akar giderler.